Dostlar yeni bir videomuza da hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda aslında günün son videosu olacak ve Luna'nın son kritiğini yapacağız sevgili arkadaşlar. Günün son kritiğini yapıp videoyu kapatacağız sevgili dostlar. Tabii ki günlük kapanışımızı da biz de kendi adımıza yapmış bulunacağız sevgili dostlar. Bununla birlikte aslında en çok sorulan sorulardan bir tanesine cevap vereceğiz, vermeye çalışacağız genel olarak. Luna neden yakın yapmıyor? Yani aslında yakın birçok şeyin bu konuda arkadaşlar yardımcısı olacak. Fakat Luna tarafında katiyetle bir yakın görmüyoruz sevgili dostlar. Bunun üzerine konuşacağız ve bir haber var. Bunda Bu tarz haberleri de videolarda paylaşmaya gayret ediyorum. Her fikir nihayetinde bizim için <laughs> ufkumuzu açması açısından her fikir iyidir sevgili arkadaşlar. Bu videoda genel anlamda neden yakın yapmadığını, ee, ve genel kritiğini Luna'nın yapıp videoyu bitireceğiz sevgili arkadaşlar. Videoya geçmeden de tabii ki belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da yine sizler sorumlusunuz sevgili dostlar. Ayrıca kanala abone olmanızı sizden rica ediyorum. Bizim için oldukça önemli. O yüzden lütfen bir saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı unutmayınız. İhmal etmeyiniz. Kanala abone olunuz sevgili dostlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ayrıca daha fazla Luna videosunun gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayalım. Zira e, talebi bu şekilde görüp ölçmüş oluyoruz. E, Seste problem varsa bu arada kusura bakmayınız lütfen. E, bu videoluk böyle olabilir. Yankı yapan bir ortamdayım. Bu arada yarından itibaren e, eski sistem altcoin videoları gelecek. Analizini istediğiniz altcoinleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi şöyle genel anlamda bir bakalım arkadaşlar yakın muhabbetine geçmeden önce şimdi market cap'inde sevgili arkadaşlar yine bir azalma görüyoruz ve 1.2'leri karşımızda görüyoruz. Rankı 212'lerde hafif hafif 206'lardaydı ve gerilemesi mevcut özellikle son bir iki gündür 212'de sabit kaldı sevgili arkadaşlar market cap'te 1.2'lerde bir süredir bir arttı sonrasında düştü derken verileri şu anda aslında ortalama sevgili arkadaşlar bunu bir kere bilelim şimdi bir kere şunu şuna cevap vermemiz lazım Luna neden yakım yapmıyor şimdi bilmeyenler olacaktır muhakkak ki arkadaşlar yakım yani yakım dediğiniz şey maliyetli bir işlemdir yani yakımın bir maliyeti vardır sevgili arkadaşlar ee, ilk, ilk önce onu söylemek istiyorum. Yani Yoksa zaten tabii ki şunu e, tahmin edebiliyorsunuzdur yani bilmeseniz bile. Nihayetinde ortada hem bir e, denge gereği vardır. Bununla birlikte zaten bu işlemin bir maliyeti vardır sevgili arkadaşlar. Yakım dediğiniz işlemin. Nitekim bu durum böyle olmamış olsa zaten bütün altcoinlerde arkadaşlar çatır çatır yakımlar gelir ve sürekli ee, bu durum yani düzenli istikrarlı bir yükselişle aslında karşımıza e, çıkıyor bulunması gerekir. Şimdi yakımda belli başlı bir maliyet var sevgili arkadaşlar. Bunu e, nasıl düşünelim? Şimdi elimizde belli bir coin miktarı var değil mi? Yani belli bir arz var piyasada. İşte bin tane yani bin coin var diyelim. Bunu şu anda tamamen şey yapıyorum sallıyorum. Bin tane coin var diyelim. Ve her bir coin işte 1 dolar diyelim değil mi? Burada yakın maliyeti aşağı yukarı 1.3 gibi dolarlara tekabül edecektir sevgili arkadaşlar. Bunu bir kere bilmemiz gerekiyor değil mi? Ne dedik? 1 dolarlık bir coin'in sevgili arkadaşlar 1.3 dolarlık aşağı yukarı 1.35'lik vesaire bir yakın maliyeti olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Yani ortalama 1.3 katı. Tabii ki bu biraz aşağı biraz yukarı e, değişiyor. Sabit bir değer değil yani burada belirttiğimiz. Şimdi şunu biliyoruz velhasıl. Yakım yapmak için bir maliyet gerekiyor arkadaşlar. Öyle bedava değil. Yaktım gitti değil yani mevzu. Bir kere onu bilmemiz gerekiyor. Şimdi işin bu boyutunda nereye geldik? Luna'da yakım yapılabilmesi için e, bir para gerekli. Bunun bir maliyeti var. E, belli bir eldeki para gerekli arkadaşlar. Şimdi her zaman ne deniliyor yani diyorlar ki işte yeni ekosisteme geçmek yerine kurtarma planı yerine ya kardeşim yakım yapın yani bu iş bitsin gitsin velhasıl bunun bir maliyeti olduğunu bilmek gerekiyor. Şimdi tabii ki akıllara belli başlı sorular geliyor sevgili arkadaşlar. Yani bu adamlarda tabii ki bunu yorumlar bölümünde fikrinizi sizlerde beyan edebilirsiniz. Şimdi bu adamlarda para var yakım mı yapmıyorlar yani adamların parası var. Ve adamlar yakım yapmıyor ki e, bu art niyetli bir hareket olur nihayetinde. Yani e, dolandırıcı diyen bile çok kişi var şu anda biliyorsunuz. E, bu resmen dolandırıcılığa girer. Yani senin elinde belli başlı bir para varsa o yakım yapacaksın kardeşim bu kadar basit. E, öte yandan tabii ki herhangi bir paranın bulunmaması durumu da söz konusu sevgili arkadaşlar. Nitekim geçtiğimiz zamanlarda da biliyorsunuz belli başlı gelişmeler oldu işte. Bitcoin satışları geldi sevgili arkadaşlar, e, Terra tarafından Bitcoin ve Avaxlarını e, sattı adamlar. E, nitekim biliyorsunuz 80 bin Bitcoin'in bir ara ortadan kaybolma mevzusu oldu. Daha sonrasında e, bu coin'lerin bu coinlerin bakınız ki fonlandığını öğrendik. Bir kısmının arkadaşlar e, Bitfinex borsasına yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Bitfinex'te fonlanmıştı işte 40 küsürlük kısmı yine 30 küsürlük kısmı toplam 80 bine tekabül etmek üzere bitcoinlerin borsalara fonlanmıştı sevgili arkadaşlar yani uzun lafın kısası elden ciddi halde mal çıktı e, fakat satışlar da gelmişti velhasıl sevgili dostlar e, adamlar da anladığım kadarıyla şu anda ellerinde belli bir bütçe yok e, ki bu kötü bir haber e, zaten bedava olsa yakım yapmak kolaydır sevgili arkadaşlar. Toparlanamama sebepleri aslında bu e, acı ama üzücü bir e, gerçek. Fikrimi soracak olursanız adamların elinde şu anda e, yani şey çaplı e, proje çaplı olarak arkadaşlar genel anlamda bir e, iflas eşiği durumu olduğu söz konusundayım. E, nitekim adamlar şu anda başından ayrılmamasına rağmen herhangi bir yakım yapamıyorlar. Bu tabii ki tartışılır. Kimisi der ki var da parası yapmıyor. Kimisi der ki parası yok vesaire. Bu konu tabii ki tartışılır sevgili arkadaşlar. Fakat şu anda herhangi bir yakımın gelmediğini görüyoruz. Burada yine bir analist açıklaması var arkadaşlar. Kripto Kemal adında bir analist açıklama yapmış. Bunları da elimden geldiğince Göstermeye çalışıyorum. Cüzdanımın %1'i kadar Luna aldım. 0.211 dolar riskli bir işlem ancak çöpe atmayı göze aldım bir miktar. Aslında bu durumun en özeti arkadaşlar. Yani adam aslında burada çok açık bir şey söylemiş değil mi? Demiş ki çöpe atmayı, bakın çöpe atmayı göze aldığım bir miktar aldım. Aslında özet bu arkadaşlar. Gerçekten çöpe atmayı göze aldığınız bir miktar yatırmanızı ben tavsiye ediyorum. Normal şeyler yaşamıyoruz arkadaşlar Luna tarafından. Binance FTX halen delist etmedi. Ekibin korkunç bir parası var. Luna'nın mı korkunç bir parası var? Ee, Luna'nın korkunç bir parası olduğunu e, kendisi söylüyor arkadaşlar. Az önce uzun uzun e, neden bahsettiğimizi biliyorsunuz. Ekibin korkunç bir parası varsa e, burada bu arada e, tabii başında bahsedilmemiş fakat yani Binance ve FTX'den mi bahsediyor ekip diye? Luna'dan mı bilmiyorum ama ben e, Luna diye anladım. Öyle söyleyeyim. Ekibin korkunç bir parası varsa e, zaten az önce yapması gerekeni konuştuk değil mi? Ve çok e, trade edilen bir varlık. Eski günlerine döneceğine ihtimal vermiyorum. Doğru. Ancak halen kurtarmak için mücadele veriliyor. Çöp olursa üzülmem ancak saçma yükselirse de dışarıda Hissettirmez diyor sevgili arkadaşlar. E, genel olarak ben de buna katılıyorum. Fakat dediğim gibi ekipten kastı şayet Luna ise e, bence o parayı nasıl kullanması gerektiğini önce bir bilmesi gerekiyor. Durumlar genel olarak böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar diliyorum şimdiden. Hoşça kalın.